Herkese merhaba. Yakın arkadaşım Taha Duymaz ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Taha Duymaz'la en son görüşen kişi bendim. Depremden 3 saat önce telefonla görüşmüştüm. Ve bildiğim her şeyi annem Seyhan Soylu'ya anlatmıştım. Annem de beni bana sorular yöneltilmesin diye bu konudan uzak tuttu. Ama artık ben bildiğim şeyleri açıklamak istiyorum. Taha Duymaz'la depremden 3 saat önce görüştüğümde bana arkadaşının evinde olduğunu söylemiştim. Ve yanında Melek Duymaz'ın olduğunu söylemişti. Yani kardeşinin ve kuzeninin olduğunu söylemişti. Sohbet ediyoruz demişti. Ben de onunla 5 dakika görüştükten sonra telefonu kapatmıştım. Daha sonra deprem saatinde, depremden sonra Taha'yı aradım. Telefonu çaldı ve sonra meşgule düştüm. Ve Taha Duymaz şu an yaşıyorsa ve her şey bir oyunsa bu çok büyük bir yanlış. Devleti çaresiz durumda bırakmak, bu kadar Türkiye'de bu kadar olay varken bir de böyle bir olay yapmak gerçekten aşırı derecede kötü bir şey. Ve aynı şekilde Semiha Duymaz Taha'nın yaşadığını veya vefat ettiğini bilip de susuyorsa sırf prim ve PR için bu da gerçekten çok kötü bir durum. İnşallah böyle bir şeyler yoktur ve inşallah Taha yaşıyordur yani. Enkazlarsa inşallah çıkarılır. Dualarım onunla ve onu çok seviyorum gerçekten. Ama dediğim gibi anlattığım şeylerde ablası Semiha Duymaz gerçekten çok çok yanlış davranıyor ve çok çok yanlış eylemlerde bulunuyor. Ve tamamen şu an PR için ve prim için çalışıyor resmen. Hiçbir faydası yok. Benim düşüncelerim bu şekilde. Ben Melek Duymaz'ın Instagram hesabının sevgilisinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neredesin diye yazdığımda Amerika'dayım, geliyorum Türkiye'ye diye bir mesaj geliyor ve mesaj sonra anında siliniyor geldikten sonra. Ve bu tür olayları yaşadıktan sonra bunu çevremdekilere ve annem Seyhan Soylu'ya ilettim. Ve annem de daha sonra Türkiye'yi bu konu hakkında bilgilendirdi ve durumu açıkladı. Taha Duymaz şu anda öldü. Veya enkaz altında veya yaşıyor, her şey bir oyun. Ama ablası Semiha Duymaz her şeyi biliyor ve bu durumdan PR yapmak için susuyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Çünkü kesinlikle zaten şu anda telefonlarımı da açmıyor ablası. Çünkü bir şeyler anladığını düşünüyorum. Aynı şekilde zaten herkes şu anda bir sürü ortaya teoriler atıyor ama bu olayları ben ilk defa şu anda açıklıyorum. Taha'nın ablası AFAD'a 5 kez yanlış adres verdikten sonra sonuncu kez AFAD'a doğru adres verdi. Fakat ben ablasını arayıp halasının evinde değil arkadaşının evinde olabileceğini söylememe rağmen asla bu durumu ciddiye almadı. Asla üzerine düşmedi. Bunun yerine fenomenlerden yardım istedi ve fenomenlerden PR ve prim yapmaya çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü kesinlikle beni asla ciddiye almadı. Daha sonra ise zaten sürekli storylerinde paylaşımlar yaptı ve kesinlikle kendisi enkaz alanına gitmedi. Sadece story paylaşımı yaptı. Daha sonra da enkaz alanına gitti. Bu sefer de yardım yapılmadığını söyleyip Dilan Polat'la kavga etti. Diğer fenomenlerle kavga etti. Ve bu durumda Dilan Polat'ın da zaten Semiha Duymaz'dan şüphelendiğini düşünüyorum açıkçası. Ve diğer fenomenlerin de aynı şekilde şüphelendiğini düşünüyorum. Çünkü ortada başka olayların olduğunu onlar da anlıyor. Zaten dediğim gibi daha önce Taha bana ablasının da ünlü olmak istediğini söylemişti. Ve şu anda ablası bu durumdan yeterince PR yapıyor. Takipçi sayısı 125 iken şu anda 200 bine ulaştı neredeyse. Yeterince bu durumdan PR yaptı. Ve aynı zamanda Taha'nın babasına canlı yayında Taha'nın nerede olduğunu söylediklerinde babası nerede olduğunu bilmiyor. İlk başta söylemiyor. Yanındaki kişiler nerede olduğunu söylüyor. Yani bir baba evladının nerede olduğunu bilmiyor. Aynı şekilde Taha'nın takip ettiği kişi sayısı artıyor. Ondan sonra yorumları sınırlandırılıyor, tekrar açılıyor. Bu gibi olaylar da oluyor. Aynı şekilde Melek Duymaz kendi Instagram hesabından bazı insanların storylerine bakıyor. Ve bu durumun sonra annesi Melek Duymaz'ın sevgilisinin elinde olduğunu söylüyor Instagram'ının. Bundan dolayı kaynaklandığını söylüyor ama ben kesinlikle inanmıyorum. Taha'yı tekrar aradığımda ise ulaşamadım. Daha sonra depremden sonra 2 gün sonra Taha'yı aradığımda
Taha'nın telefonu direkt meşgule düştü. Ve 10 dakika sonra tekrar aradığımda ise yine ulaşılamıyordu. Ve Taha'nın ablası Semiha Duymaz, AFAD'a 5 kez yanlış adres bilgisi verdi. Ve ben de ablası Semiha Duymaz'ı aradım ve Taha'nın halasının evinde değil, arkadaşının evinde olabileceğini söyledim. Ama beni üstün kere dinledi ve telefonu kapattı. Ben de travması vardır diye bu durumun üzerine düşmedim. Ablası başka bir adreste olabileceğini düşünmesi gerekirken direkt hala Instagram'ında storyler çekip PR yapmayı tercih etti. Ve zaten daha önce Taha bana ablasının da ünlü olmak istediğini söyledi. Ve ben şu an Semiha Duymaz'ın PR prim yaptığını düşünüyorum. Ve Taha ile alakalı bir durumu açıklamak istiyorum. Bana verdiği bir sırrı açıklamak istiyorum ve ondan yaşıyorsa özür diliyorum. Eğer vefat ettiyse de Allah'tan rahmet diliyorum. Taha bir LGBT bireyi ve bunu yakın arkadaşları biliyor. Aynı şekilde ben de biliyorum. Ve Taha bana daha önce LGBT bireyi olmasından kaynaklı ailesinden sürekli baskı gördüğünü, sürekli bir aşağılama gördüğünü söylüyordu. Ve ileride bir gün başıma gelirse bu ailemden dolayı olacaktır. Ailem beni öldürmek istiyor gibisinden şeyler söylüyordu. Ve eğer böyle bir şey olursa lütfen hakkımı savun demiştim İlaç. O yüzden ben de bunu artık dile getirmek istedim üzülerek. Bu tür olaylar da var işin içinde. Yani kısacası Taha Duymaz'ın ailesi zaten Taha'yı sevmiyordu ve dışlıyordu. Ablası da ünlü olmak istiyordu. Ve o yüzden bu durumdan PR yapması, prim yapma olasılığı zaten çok yüksek ve ben öyle düşünüyorum.